Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir hikayeli korku oyunu bölümünden hepinize selamlar. Bugünkü oyunumuzun adı Scorn. Ayın 14'ünde çıkış yapmış olan bir oyun. Çok yeni bir oyun. Ve sanırım 30 dilde falan çıkış yaptı. Yani bütçesi mi çok fazla, diyalogları mı çok az bilmiyorum. Bunu oynayarak göreceğiz. Ben de DBD harici bir oyun videosu çekmek istiyordum. Bu tarz yeni bir oyunun çıkması güzel bir bahane oldu. Gençler, videoya geçmeden hemen önce eğer yüksek oyun fiyatlarından şikayetçiyseniz sizlere resmi sponsorum olan itail.com.tr sitesini tanıtacağım. Hemen böyle reklam falan görüp kaçmak yok. Gel buraya. Itail.com sitesi en uygun fiyat garantisiyle sizlere kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyor gençler. Hem oyunları hem de oyun içi satın alımlarınızı resmi oyun satıcısı olan itail.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda indirimlerden ve çekilişlerden haberdar olmak için itail.com Discord adresine katılabilirsiniz. Oyuna geçmeden önce minicik bir duyurum var. Bu videoda bir Scorn çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekilişe katılmak için hiçbir şartınız yok. Böyle şeylerde şartı falan sevmiyorum ben. Tek yapmanız gereken size ulaşabilmemiz için yorumlar kısmına Instagram adresi bırakmanız. Hashtag işareti koyup gamer'ın da bir yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Biraz böyle Survivor gibi oldu sanki. Hani SMS istiyormuşum gibi oldu ama hani kazanan kişiye ulaşmamız için. Başka da hiçbir şart yok gençler. Evet, oyunumuz başlıyor. Bu arada yeni oyun dedim. Hiçbir ekran falan girmeden direkt menüyü canlandırdılar. İlginç bir giriş. Hiçbir hikayeli oyunda görmemiştim bunu. Hocam biz solucan falan mıyız yani? Tam olarak bu tipimiz ne bizim? Peki arkadaşlar, solucan olsam beni yine de... Anan ne oluyor lan? Bir dur, bir şey soruyorsun. Solucan olsam beni yine de sever miydiniz arkadaşlar? Biz bir şey diyeceğim, o oluşumdan mı doğduk biz şu an? Yoksa bağlı falanlıkta o çözüldük mü? Onu tam olarak idrak edemedim. Neyse, bir izleyelim bakalım. Ortam hoş duruyor. Stranger Things'teki bu yeraltı baş aşağı dünya, pardon, yeraltı değil. Baş aşağı dünyayı andırıyor biraz. Yine cenabetliğimizi bulaştırdık. Ne oldu? Bir şey oldu. Yine düştük aşağıya ya. Evet, göt deliği gibi bir açı genişleyerek arkadaşlar büyüdü. Gözümüz diye tahmin ediyorum. Yalnız bir şey diyeceğim, bu insan değil değil mi? Yani insanken böyle bir şeye dönüştüğünü zannetmiyorum. İnsan değilse bir oyunda insanı yönetmemek de ilginç olacak. Onu herhalde ilerleyen bölümlerde anlayacağız diye düşünüyorum. Evet, oyunumuz başladı. Arkadaşlar, WASD ile ileri sağa sola falan gidebiliyormuşum. Tamam, yeterli benim için, başka bir şeye gerek yok. Oyunun ortamı çok ilginç duruyor. Biraz böyle eski gibi sanki. Yani olduğum yer eski gibi. Sanki böyle antik bir kentte gibiyim yani. Şu an doğru cümleyi buldum sanırım. Bir de sanırım okuduğum kadarıyla çok fazla hikaye bağlı değil de açık dünya tarzıymış sanırım oyun. Yalnız şurası şeye benzemiyor. Belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Bir tane üniversitenin ilahiyat fakültesinin bir tane binası var. Böyle dönerek çıkıyorsunuz. Oraya benzettim. Evet, sonunda etkileşime girebileceğim bir şey buldum. Oyunda acaba diyalogların olmasının sebebi bizim insan olmamamız mı? Evet, bir şey daha buldum. Her an ağzımızı buraya dayayıp su içebiliriz buradan. Ya ben şöyle bir şey görsem direkt elimi kolumu götümü sokmam yani oraya, kusura bakmayın da. Oğlum ne oldu? Voldemort'un işareti geldi sandım yani. Alo? Assassin'e dönüştük. Bir daha yapabiliyor muyum? Ha, buradan bana özellik yüklendi galiba. Ben başta bana zarar verdi sandım ama evet, bize özellik yüklendi. Kral on... Aha. Bir tane daha ondan bulsam Wolverine oluyorum ben o zaman. Yön kullan. Okey, ilk onu açtım. Sonra bu mu? Okey, minik minik böyle bulmacalar var. Zaten oyunun, nasıl desem, kime göre iyi, kime göre kötüdür. Bana göre kötü yönlerden birisi çok bulmaca varmış sanırım. Ha, kapı kapanmadan geçeceğim. Labirent sahnesi diyorsun, okey. Salak gibi orada bekliyordum ya bir de. Sanki toz kuyruğundayız da orada bir de mal gibi kapıyı açmışız, bekliyoruz. Oyunun evrenini aşırı merak ettim, bir şey değil mi? Acaba ne yani, hani tabii ki sonradan öğreniyoruzdur bunu ama biraz araştıralım, şu ilahiyat fakültesine bir tırmanayım arkadaşlar ben. Ha tamam, yine burada bir bulmaca olayı var. Tren rayı mantığı gibi yolları birbirine bağlıyorum sanırım ya da ayırıyorum. Şuradan bir yerden bir yol açtım ama şunu mu açtım, ne yaptım? Evet arkadaşlar, 1071 yılına ışınlandık. Anadolu'nun kapılarını açmaya çalıştık ama başarısız olduk. Ya biz bu kadar bilgili olduğumuza göre bu kapıları açma carçut konusunda buranın yetkililerinden biriyiz. Ya da biriymişiz. Evet, yine kavrayacak bir şey buldum arkadaşlar. Niyeyse elimize bulduğumuz her şeyi daldırma uzmanıyız. Hadi bakalım.
Yani her şeye basıp nasıl başarılı olmayı bekliyoruz bilmiyorum ama demek ki var bir bildiğimiz. Yalnız bir şey diyeceğim, oyunun dünyası inanılmaz karışık. Sadece gidip bir şeylere basıyorum şu an. Tam basınca bir dakika, şimdi ne yapıyor? Önce bir onu öğrenmemiz lazım. Tamam, bu kavrama tuşu. Ha tamam, şimdi olayımızı çözdük. Bir şeyleri alıp bir şeylere yerleştireceğiz. Şimdi anladığım kadarıyla emin olmamakla birlikte bazı simgelerin üstünde iki tane ışık yanıyor gibi arkadaşlar. Şu an zoom yaptım, hangisini demek istediğimi anladınız. O üçünü alt alta toplayacağım sanırım. Çünkü onlar farklı sadece diğerlerinden. Şu şuraya. Cypher gibi oldum. Şu şuraya. Bu buraya. Tabii arkadaşlar siz burayı hızlandırılmış izlediniz. Ben eşek gibi bir saattir bununla uğraşıyorum. Arkadaşlar galiba sonunda yaptım. Yani gerçekten basit gözüküyor ama değil. Çok uğraştırdı. Yarım saatim falan aldı galiba. Neyse ki başardım diye düşünüyorum. Bir de yani şuna yanlış derse direkt video iptal. Yani başlangıç için şey, uzun bir bulmacaydı bence. Fakat herhalde başardık kırılmadığına göre. Aynen. Bu ne lan bunun? Bunların olayı ne ya? Niye böyle bacakları, mutasyon falan mı geçirmiş bunlar acaba? Evet, onu bir yere yolladık. Bulmaca gerçekten başımı ağrıttı ya. Bende ankastre bozukluğu vardı arkadaşlar. Evet, şimdi geldiğimiz yerden tekrar bir aşağı kata ineceğim. Başka çünkü yapacak bir şeyim yok burada. Şimdi bizim o aşağı yolladığımız şey buraya mı geldi acaba? Buraya bir yere mi geldi? Ha evet evet, bak. Buydu sanırım değil mi? O bebek mi? O ne lan o? Bir dakika. Şunu kullanarak onu alabilecek miyim acaba? Şimdi bir dakika, şunu bir yakından incelemek istiyorum eğer bir görevimiz bir şey yoksa bununla. Var galiba da bu David Jones'un oluşumunun oyununu falan mı oynuyor? Bayağı David Jones değil mi ya bu? Neyse reis, gel seni süreceğiz herhalde. Geri zekalı, şu yaştan sonra bebek mi avutacağız bir de ya? Lan tatlı da bir şeye baksana. Voldemort da olabilir, burnu da yok. Tamam bir dakika, bunun önüne getirdiğine göre bunu kullanacağız şimdi. Oğlum ne oldu lan? Ulan acıdım şimdi şeye de, baksana nasıl sıkıştı oraya ya. Hayır, ambalajına koyduk, paketledik, böyle kargoya veriyor gibiyiz adamı şu an, ben anlamadım yani. Neyse, balkona fırlatır kaçarız. Kargocu esprisi yapmayacağımı mı sandınız arkadaşlar? Yanlış mı getirdik? Ha bir dakika, tamam. Olayı çözdük arkadaşlar, kal burada. Sakın bir yere ayrılma, hemen ilahiyat fakültesine gidip geliyorum. Yani bu rayların bir olayı olmalıydı değil mi? Başlangıç için önemli değilmiş fakat şu an önemli. Tamam, orayı kapattık. Tamam bak, rayı kapatarak sağa değil sola gitmemizi sağladık. Ancak bu işe yarayacak mı? Bu sefer götürdüğü çıkış olacak mı, bakacağız. Ya oyun bu arada ben 30 dilde çıkmış dedim de bu biraz clickbait gibi olmuş sanki. Ne diyorsunuz? Çünkü hiç diyalog falan yok oyunda. Yani agubugu diyeceksen ben de 30 dilde oyun çıkartırım, affedersin de. Ya adama da peçete muamelesi yapıyoruz kral, kusura bakmıyorsun inşallah. Oradan oraya gezdiriyoruz seni. Ha, sen otur şöyle güzelce bir kabuğuna. Ya bana bunları niye zorla yaptırıyorsun? Ne hale geldi adam ya? Su mu ora? Ha, kuyu. Ya oyunun hikayesini aşırı merak ettim ama. Reis'ten kalan parçalar. E ne yapacağım? Götürme mi sokacağım bunun elini? Bunun elini niye aldık biz şimdi? Aman aman, eksik kalırsın kanka. Kafanı da sok da hani bir şey çıkarsa kesin olarak öl yani. E bir şey diyeceğim, benden yok muydu bunda zaten? Bundan zaten. Şimdi bizi bu büyük kapıya yönlendirdiğine göre artık buradan çıkış vakti diye düşünüyorum. Yani en azından bu odadan. Fakat babayı alırsın dedi oyun galiba. Ha bir dakika, şimdi aldığımız kol orada sabitlenmesi için işe yaradı. Tamam, çok iyi. Bazıları bulmaca içerirken bazıları da sadece tek tuşla halloluyor. Şimdilik oyunun ne kadarını bitirdim bilmiyorum ama zorlanıyorum. Demezsem yalan olur. Yani benim gibi hikaye oyunlarına uzak birisi için zor bir başlangıç oldu. Kabul ederim. Bu kadar teknolojiyi nereden bulmuşlar? Ben onu anlamadım yani. Forest'taki yerlilerin şey alemi, uzaylı alemiyiz yani. Gelişmiş alemiyiz.
Konya olmasaydı Türkiye. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu Konya esprisini yapmak zorundaydım. Meta nerede, biz oradayız. Ooo bak, bu hiç hoş olmadı işte. Memeleri gözüküyor ya. Hani ölmelerine üzülmemiş de şey yapmış gibi. Biz buranın yöneticisi miyiz? Buradan kaçmaya mı çalışıyoruz? O da birer soru işareti. Anons. Oğlum yani tamam, benim mallığım da. Şimdi evet, burada da bir bulmaca var gibi gözüküyor. Evet, yine götümü başımı sokacak bir şey buldum arkadaşlar. O ne lan? Ha, bunu biz yönlendiriyoruz. Yalnız teknolojisi çok iyi buranın ya. Yani bu kadar gücü kim sağlamış olabilir burayı, anladın mı? Ya da çok şeyde mi geçiyor acaba hani? Çok gelecekte mi geçiyor acaba? Ya da Konya'nın olmadığı bir Türkiye'de de geçiyor olabilir. Hadi bakalım, olaylar biraz daha garipleşiyor gibi. Yani burayı yakalım bitsin gitsin, anladın mı? Niye bu kadar uğraş? Ben onu anlamadım. Demek ki bu adamın bir çıkarı var bu işten. Şimdi az önceki şeyleri yapmadan bulduğum odaya geldim. Şuraya basıyordum ya. Oo, silah mı lan o? Değilmiş. Bir an umutlanmıştım. Umudum geri geldi. Silah olabilir arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oo, silah lan bu. Behzat Ç'deki tekme atma sahnesi gibi. Balık mı vuracağım ben bununla, ne yapacağım? Neyse ki şu neyi nereye götüreceğin orayı, olayı karışık değil. Genelde bir ya da iki tane seçeneği oluyor. Hatta bir tane seçeneği oluyor diyebilirim. Yani onu da zor yapsalar benim beyin iyice patatesti zaten. Ne oluyor? Among Us'lar geldi. Among Us. Bunlara bir şey yapabiliyor muyum? Ha, okey. Yaptık da. Oğlum matruşka bebek mi bu, ney? Ya da bir şey diyeceğim, hepsine yapacağım. Hangisinden parça düşerse hesabımı. Lan oç. Niye dojluyorsun? Ha, bunun menzili çok kısa bu arada. Ne oldu, mermi mi? Bunu zaten kullanmıştım ama tekrar kullanabiliyorum. Bir dakika dur lan, nereye götürdük onu? Yeni bir parça gelmiş buraya. Ha, bunu da üst katına tak. Bir şey diyeceğim, bu ikinci parça son mu acaba? Çünkü buranın daha yukarısı yok gibi. Ha, bunu da alacağız. Şimdi ben bunları geri spawn edebiliyor muyum? Aynı hamleyi yaparak. Oyunda size bir şey değil mi? Hiçbir şeyi anlayarak yapmıyorum şu an. Sadece basıyorum, gidiyorum, basıyorum ve bir şey oluyor. Ha, yine bundan geldi. O zaman bir şey diyeceğim. Bunu yine az önceki gittiğimiz yere verebilirim. Şu mallardan bir şey düşmediğine emin miyiz şimdi? Ya şu son iki çocuğu çok yukarıda ya. Bunlara vuramıyorum. Bunlardan mı düşecek acaba parça? Ona da emin değilim ama. Şuraya yine yeni bir tane daha geldi. Okey. Bir tane mi kaldı acaba buraya? İki tane mi kaldı? Ona şey yapamadım, emin olamadım. Tamam, bu gövdenin üçüncü parçasını da yerleştirdik. Şunlardan da çıkması gerekiyor mu? Yok gerçi, bunlar çıkanlar. Okey, sanırım son. Yap bakalım bunun şeyini de. Evet, üstüme attırıyorlar arkadaşlar şu an. Öldün mü lan? Ölmemişimdir değil mi? Yani sabahtan beri uğraştırıp şöyle bir şeyde beni öldürseydi zaten. İyi. Onun puding mi olduk? Ne oldu? Pudinge mi dönüştüm acaba ya? Hayatımı bundan sonrasını puding olarak geçireceğimi düşürsenize. Evet, yavaştan oyunun gerilimi artıyor gibi. Biraz daha bulmacadan çıkıp gerilime mi uğrayacaklar acaba? Bizi bilmiyorum. Bizim özelliğimiz de bu herhalde. Bir yere battığımız zaman iyi çıkıyoruz yani. Bu adam hiç kredi borcundan mesela şey olmaz, müzdarip olmaz. Attığı yerden iyi çıkıyor çünkü. Bu lavuk kim abone koyayım? Oğlum baykuş mu lan o? Kafası baykuş, vücudu insan mı? Mitolojik canlı mı lan o? Reis, gözüm bir açılıyor, bir kapanıyor. Bir ayran falan istiyorsan, tansiyon gidiyor gibi senin. Yemin ediyorum çok korktum. Bak, düşman götüne. Bizimki ise bu, düşman götüne. Ben öyle diyeyim size. Ha, karnımdan çıkıyor herhalde değil mi o? Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Panik. Don't panik.
Bağırsağı bıraktık herhalde oraya. Bir Labirent 2'deki çöl ortamına geldik şu an. Yalnız şu anki ortam çok iyi bir şey değil mi? Tam böyle hani kıyamet sonrası filmleri olur ya. Uff. Ne diyorsun oğlum, o ne uzay gemisi mi lan? Bir dakika, ona gidebiliyor muyum ben? Gideyim de savaş çıkarın değil mi? Sizi denedim, bu sosyal deneydi arkadaşlar. Hepiniz bu sosyal deneyden kaldınız. Oğlum nereye geldim, beni nereye attı oyun ya? Kürkçü dükkanı misali aynı yere mi geldim acaba? Vallahi düz bir mantıkla şu anki yolu takip ediyorum, ray gibi olanı. Evet, oyun bize tekrardan içeriye sokmaya niyetli arkadaşlar. Ben her ne kadar temiz hava taraftarı olsam da. Aslında temiz hava taraftarı değilim, Galatasaray taraftarıyım. Anladın oradaki inceyi, çarptın oradaki inceyi. Sen zeki bir abonesin, hemen yakalıyorsun bak böyle şeyler. Of, şöyle dar yollar o kadar çirkin ki. Oo. Lan! Dedim tam bir an müzik artıyor, ne oluyor, bir şey mi gelecek başımıza? Demez olaydım. Oğlum o ne lan? Ulan ne yapmadın, o ne? Ejderha mı o? Ne o, anasını satayım? Ya burada insan tipliler var. Ejderha gibi bir şey var, yaratık tipli var. Ben anlamadım, nasıl bir yerdeyiz yani? Bak bu ne? Bu mu o az önce gördüğüm? Sen o delikten geçtiysen affedersin böyle fiziği. Einstein mezarında ters döndü ya. Geçtiği deliğe bak. Ama o kedilerde de var böyle, bir inceliyorlar, anladın mı? Bir süzülüyor böyle. Küçük dar yerlerden geçebiliyor. Abo! Taşak mı lan o? Hmm, bir dakika, sen bana yine burada bulmacayım bir şeyi kitleyeceksin. Etkileşime geçmiyor bunlarla. Demek ki buraya daha sonra geleceğiz. Just a... Bir dakika arkadaşlar, ses. Salam çünkü ses duyar duymaz gitmeliyim. Şu an bir şey diyeceğim. Çok fazla etkileşime gireceğim bir şey var. Ama hiçbir şeyle etkileşime giremiyorum. Dayı ne yaptın? İyisin inşallah. İyi, sıkıntı yok, bir şey yok, bir şey yok. İki ilaç aldı mı hemen kendisine gelir o. Ha, şimdi bir dakika. Yine bana burada bir şey kitleyeceksin sen. Ne yaptım lan? Arkadaşlar yanlışla ya başardım ya da sıçtım, emin değilim. Ha, okey, tamam. Burası açıldığına göre başarmışım. Demogorgon'un ağzı gibi, ne çirkin bir şey bunlar, bunlar ne ya? Şuraya bir yine elimi sokayım. Tamam, bunu da çalıştırdık. Bu ne peki, bizi ha, yukarı çıkartacak, tamam. Oyun biraz mal olduğumu anladı galiba. Basit görevler vermeye başladı bana. Oğlum senin kuyruğundan tuttuğum gibi bırakmam, biliyorsun değil mi? Bir dahakine gerçekten bu kadar kolay kaçamazsın. O ne? Bak tam bölümü kapatacaktım. Ses duyarsam asla gitmemezlik yapmam arkadaşlar. Tam bölümü kapatacaktım. Ha, yolları birleştiriyor, yolları deniyor. Okey. Böyle yolları deneyip çözmeye çalışacağız herhalde. Ne oldu? Gençler evet, yine zorlu bir görev gibi. Burada bitirelim isterseniz. Çünkü gerçekten beynim yanmaya başladı. Oyun korku gerilim türünde çıktı fakat herhangi bir şey göremedim. Kendi salak korkuşlarım haricinde. Hani herhangi bir kovalamaca, herhangi bir jumpscare şu ana kadar yok. İleride olacak mı bilmiyorum. Oyun yorumlamaları konusunda her zaman dürüst oldum, biliyorsunuz ki yine dürüst olacağım. Oyun bana göre bir oyun değil. Güzel böyle hafiften açık dünya tarzı bir dünyası var. Böyle kafa yormayı seviyorsanız oyunlarda. Bulmacaları falan da aşırı zor değil. Ama çok fazla bulmaca var. Benim bu tarz oyunlardan beklentim genelde sadece ilerleyelim. Bulmaca da yeterince olsun. Hani çok fazla olmasın. Onun harici bir de kovalamaca içerisinde olmak genelde haz veriyor bana bu tarz oyunlarda. Eğlendim mi derseniz evet, keyif aldım. Ancak oyunu çok seversem yalan söylemiş olurum. Daha iyi planlanabilirdi yorumlarım bunlar. Bilmiyorum, siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyuna devam eder miyim etmez miyim onu da bilmiyorum. Artık yorumlardaki tepkilere göre falan şekilleniriz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.